Elimde bir A matrisi var. Bu n'e n, n'ye n, ye, n ye bir matris. Satırlarını şöyle yazayım. R bir satırıyla başlasın. Satır vektörü olsun. Alt satır R2 olsun. Tam kitabına uygun yapmıyorum. Sadece uzun uzun yazmamak için böyle yazıyorum. Ardından aşağılarda bir i satırı var. R i diyelim. Biraz aşağıda da j satırı var. Buna da R j yazalım. Sonra n satırına ulaşıyorsunuz. N sayıda satırı ve sütunu var. Son satırda işte bu R n. Kafanız karışmasın biraz daha ayrıntılı yazayım. K tabanında r olsun eşittir ak 1. Vektör olarak yazalım. ak 2 böyle başlar ve A ak n'ye kadar gider. Bu yalnızca standart bir temsil şekli, temsil şekli. Böyle yazıyorum çünkü bu videoda satırlarla uğraşacağız ve böyle işaretler kullanmak işimizi biraz kolaylaştıracak. Şimdi öncelikle şu iki satıra odaklanalım. Ardından bir de B matrisi tanımlayalım. Bu B matrisi de n -E n, n ye n bir matris. Ve bu matris, bu B matrisi, matris A'ya bir satır haricinde özdeş olacak. Aynı üstteki gibi R bir satırı var, R2 var, Buralarda ri var, bu da özdeş, ama rj'yi şimdi değiştiriyorum. rj'nin yerine rj eksi ri'nin skaler katsayısı, yani eksi c çarpı ri yazıyorum. Bu yaptığımız şey aslında satır işlemlerinin aynısı, Gauss elemesi gibi. Bu matristeki diğer her şey a'daki ile aynı. Devamında da rn'ye kadar gidiyor B matrisimiz de bu şekilde. O zaman gelin B'nin determinantına bakalım. Bakalım ne olacak. Şöyle maviyle yazayım. İki matris düşünelim. İlkini çizeyim. R1 R2 aşağılarda R3 daha aşağılarda RJ en sonunda da RN olsun. Gördüğünüz gibi bu matris A ile özdeş. Diğer matrisi de buraya çizeyim. Tamamı özdeş. R1 R2 RI Araya birkaç nokta koyayım ki bazı satırları atladığım belli olsun. Biraz daha satır atlayalım. Ardından da C çarpı RI olsun. Bunu da başka renkle yazayım. C çarpı RI. En aşağıda da RN var. Şimdi B'nin determinantına bakalım. Buraya yazayım. B'nin determinantı eşittir bu arkadaşın determinantı artı buranın determinantı diyebiliriz. Umarım birkaç video önce yaptığımız şeyi hatırlıyorsunuz. İki satır, düzeltiyorum, iki matris bir satır haricinde birbiriyle özdeş diyelim. İki matris bir satır haricinde birbiriyle özdeş. Yani bu iki matris J satırı hariç tamamen aynı. Burada RJ var, burada ise J çarpı RI var. Yani bu buradaki satırın skaler katsayısı. Bu i satırı. Burada da ri var. Burada da ri var. Fakat burada ri'nin başka bir versiyonu. ri'nin skaler katsayısı varken burada rj var. Bu iki matrise bu satır haricinde özdeş bir matrisiniz varsa ve o satır bu iki matrisin toplamı gibi görünüyorsa buraya eksi işareti koyayım. Yani bu matrisi tamamıyla aynı tutup bu iki satırın toplamıyla değiştirirseniz yani rj eksi c çarpı ri matris b'yi elde edersiniz. Daha önce ne demiştik? b'nin determinantı eşittir. Bu ve bunun determinantlarının toplamı. Unutmayın, b bunların toplamı değil. b bu satır haricinde bu iki matrisle özdeş. Ve b'nin j satırı bu arkadaş ve bu arkadaşın j satırlarının toplamına eşit. Tabi satırları toplamaktan bahsederken satırların birbirini takip eden elemanlarını toplamayı kastediyorum. Durun daha net anlamanız için güzelce yazayım. AJ1 eksi C çarpı AI1. Bu yalnızca satırdaki ilk terim, ilk terimimiz. İkinci terimde AJ2 eksi C çarpı AI2 olur satırın sonuna geldiğimizde de, sonuna gittiğimizde de a, j, n, eksi c çarpı a, i, n olacak. Bunun açılımı böyle. Yani b'nin determinantı eşittir, bunun determinantı artı bunun determinantı. Gördüğünüz gibi bu matris a, yani bu da a'nın determinantı olacak. Peki bunun determinantı nedir? Gelin buna da biraz bakalım. Bunun determinantı nedir? Bu a'ya denk değil. A'da burada rj varken bunun burasında eksi c çarpı ri var. Bu matrisin denk olduğu matrisi de buraya yazayım. Burada r1'li satır var. r2, biraz aşağılarda ri, biraz daha aşağılarda bir ri daha var. Burayı biraz temizleyeyim, yazacak yerimiz olsun. Yani j satırında bir ri daha var. Ve en aşağıda da rn'ye ulaşıyoruz. Bu arkadaşın j satırında eksi c olması dışında bu matrisler tamamıyla denk. Buradaki olay buydu, bu j satırı. Her şeyi j satırı üzerinden yürütüyoruz. Şimdi buradaki matrisin determinantını bulalım. Şu an sadece, sadece buranın determinantını buluyoruz, karışmasın. Eksi c çarpı r1 r2 biraz aşağıda ilk r ilk r daha aşağıdaki j satırında ikinci r ve en sonunda da rn içeren matrisin determinantına eşit. Sarı olan morun determinantı. Sadece parantezleri ve düz çizgileri ekledim. Bunu birkaç video önce görmüştük. Eğer bir matrisiniz varsa, satırlarından birini skaler olarak katlarsanız, yani buradaki eksi c, yeni matrisinizin determinantı eşittir, eksi c çarpı bu matrisin determinantı olur. Peki bu matrisin determinantı nedir? Belki önceden fark ettiniz, birbirinin aynı satırlara sahip. i satırında r i var, j satırında 1 r i daha var. Hatırlayın, b matrisinin determinantını şöyle yazmıştık, bu iki matrisin toplamı olarak. B, bu iki matrisin toplamı değil, determinantı öyle. Buradaki arkadaşın birbirinin aynı 2Ri'si var. Biz birbirinin aynı iki satırı olan bir matrisin determinantı hakkında ne biliyorduk? Determinantı 0'a eşit olur, değil mi? Yani bu girdi 0'dır. Xj çarpı 0 eşittir 0. Dolayısıyla bütün bunun determinantı da 0'dır. Yani buradan ne anladık? B'nin determinantı yalnızca buranın determinantına eşitmiş. Burası neydi? A'nın determinantı. Evet bu hayatımızı oldukça kolaylaştıracak. B'nin determinantı eşittir A'nın determinantı. Yani bir matrisle başlarsanız ve bizim bu örnekte J satırında yaptığımız gibi bir satırı o satır eksi diğer satırın skaler katsayısıyla değiştirirseniz determinantınız değişmeyecektir. İyice anladığımızdan emin olalım. Bir şeyi skaleriyle çarparsanız determinant değişir. Ama mesela j satırını alır ve onu j satırı eksi c çarpı i satırı veya çarpı başka bir satır olarak değiştirirseniz bu determinantınızı değiştirmeyecektir. Çünkü bu yaptığımız satır işlemlerine denk bir işlem.